açısından bakalım. Rusya'dan ne ithal ediyoruz? Enerjinin dışında işte demir, çelik, alüminyum, hububat gibi ürünler. Evet, oradan uygun fiyata bunları ithal ediyoruz ama Rusya olmazsa başka pazarlardan da bunu ithal edebiliriz. Belki fiyatta, maliyette bazı değişiklikler olur. Bu anlamda çok can yakıcı bir nokta yok. Fakat belirttiğiniz soru anlamında. Fakat enerji konusuna gelince tabii doğal gaz ihtiyacımızın özellikle %55'lik bir kısmı sizin de bildiğiniz gibi Rusya'dan ithal ediyoruz. O yüzden burada bir bağımlılık söz konusu. Zaten Türkiye'nin enerji bağımlılığı, dışa bağımlılığı çok önemli bir problem. Kısa vadede evet bir sorun olmayacak dendi Rusya tarafından. Fakat bizim de belki bu vesileyle biraz daha bu konuya yönelmemiz gerekecek. Ve alternatif kaynaklara gerek pazarlar anlamında gerekse içimizdeki yani yerli kaynaklar anlamında daha etkili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çünkü Rusya'ya %55'lik bir bağımlılık başka bir ülke bile olsa, başka bir pazar bile olsa çok kabul edilebilir değil. Bununla ilgili çalışmalar gerekecek. Ne olabilir doğalgaz konusundan gidersek? Bunun işte farklı Azerbaycan, İran pazarlarından ek bir kaynak sağlanabilir. Ama bir de sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı yapabiliriz ama bu da... Siz ikame boyutuna gittiniz. Yani yedeğini söylüyorsunuz. Neden önlemi? Şöyle diye. Şimdi enerjiyi biraz konuşalım sonra tekrar yine gerekirse döneriz ama bir Rusya'nın bu paraya çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Doğru. Sadece Türkiye'den gelmesi açısından değil. Dünyaya yaptığı enerji satışından gelen paranın Rusya'nın can damarlarından biri olduğu biliniyor. Örneğin Ukrayna'ya da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya da bu enerji satışını yapıyor idi. Hatta bu hafta içinde gelen bir haberi göre ilk önce parasını ödemediği için kesti. Evet. Sonra para ödendiği için tekrar açıldı. Yani bunu diplomatik silah olarak kullandığını biliyoruz ama tersine de bir silah. Şimdi Avrupa'da bu enerjinin kullanımı Rusya için bir problem teşkil ediyor. Yani nasıl? Eğer aralar bozulursa satamaz. İki, şimdi Türkiye, hatta bir yabancı gazete kısa süre önce Avrupa'dan sonra Almanya'dan sonra Türkiye'yi de kaybediyor dedi. Yani bir sıkışım var. Bağışlarsanız üçüncü konu herhalde şu. Dünyadaki petrol fiyatlarının hangi seviyede bulunduğu Rusları çok ilgilendiriyor. O kadar ilgilendiriyor ki aşağı rakamlar açlık seviyesine kadar onu bir başka savaşa sürükleyebilecek kadar da sıkıştırıyor gibi. Enerjinin bir boyutu için fikirlerinizi rica edelim. Ama hani kesilme gibi falan bir durum yok ama yok. Anladığımız şu ki devlet olası bir duruma karşı da şu anda küresel olarak bir takım önlemler alıyor mudur? Türkiye devleti. Son sorunuzdan başlayayım o halde. Zaten belli bir süredir alternatif çalışmalar var bildiğiniz gibi. TANAP projesi bunların bir ayağıydı. Rusya'dan veya diğer pazarlardan farklı olarak ya da pazar çeşitliliğine gitme bağlamında çalışmalar sürüyor. Ve aslında Türk akımı da bunlardan biriydi. Yani işbirlikleri bağlamında Rusya'dan Avrupa'ya geçecek gazın transit oluşturulması şeklinde bir çalışmaydı. Bu tür farklı çalışmalar vardı fakat şimdi sekteye uğrayabilir Türk akımı. TANAP devam ediyor ama o da zaman alacak. Rusya açısından da baktığımızda orada tabii ki enerji çok önemli. Enerji fiyatları çok önemli. Hatta geçtiğimiz yıldan bu yana Rusya'ya yapılan yaptırımların açıkça söylenmeyen kısmı bu petrol fiyatları, enerji fiyatları. Çünkü Rusya ekonomisi önemli ölçüde ihracatında enerjiye bağlı, petrol ve doğalgaz ihracatına bağlı. Yani Rusya ekonomisi kendini çeşitlendirmiş bir şekilde gelişmiş bir yapıya sahip değil. Bu emtia bağımlılığı var ve onun önemli bir zaafı. Rusya ekonomisinin bir hastalığı diyebiliriz. Bu da petrol ve enerji fiyatlarının dalgalandığı durumlarda Rusya ekonomisinin ciddi sıkıntılara girmesine sebep oluyor. Şu anda mesela Rusya ekonomisi iyi bir ekonomi. Şu anda Rusya ekonomisi gücünü kaybeden bir ekonomi. Bu yıl aylık olarak açıklıyorlar büyüme rakamlarını. Ekim ayı açıklandı. 10 ayda bir daralma sürecinde yaklaşık %4'e varan bir daralma yaşadı Rusya ekonomisi. Toparlanması zaman alacak. Aslında biraz da buna bağlı olarak ben öyle de yorumluyorum Rusya'nın son yıllardaki çalışmalarını. Ekonomisi çok canlı değil. Sorunlar var. Yaşlanan bir nüfusu var. Çok fazla gelecek vaat etmiyor. Çok
ciddi transformasyonlara girmesi gerekiyor toparlanması için ya da ivme kazanması için. Bir yandan da işte bu siyasi hamlelere başvuruyor. İşte bölgesel yayılmalara, bölgesel işbirliklerine ya da işte saldırılara başvuruyor. İşte Ukrayna örneğinden başladı bu. Bugün Suriye'de görüyoruz bunu. Aslında daha önce de Çin'le birlikte ekonomik anlamda işbirliklerine şahit olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bir yandan elini güçlendirmeye çalışıyor Rusya. Çünkü o da farkında ki çok iyi giden bir ekonomisi yok. Bu tür yaklaşımlarda ona destek verecek zamanı. Yani uzun vadeye oynuyor. Putin'in bir sözü var ya, bizim dış politikamız kısa vadeli olmaktan ziyade stratejiktir. Yani stratejik yaklaşımlar çiziyor aslında Putin ve Suriye'de belki ona daha çok daha sonra değiniriz ama Suriye'de yapmış olduğu hamle aslında Orta Doğu'da yeni bir denklem kurma ve gücünü buradan almanın bir göstergesi diye düşünüyorum. Peki. Evet.